Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından biri, işleri ve özel hayatıyla hep gündemde. Demet Özdemir'in dünden bugüne kariyerini ve özel hayatını sizler için araştırdık.17 yaşında kliplerde dans ederken yakışır mı? Bize adalet. Şimdilerin en dikkat çeken oyuncularından. 15 milyon insan arasında bulduk biz birbirimizi ama aynı evin içinde kaybettik. Bir zamanlar ellerinden elektrik saçarken. Hadi aile. Çocukcağız kalbini kazanmak için o kadar uğraştı. Sen ona sırtını dön. Şimdilerde her sözüyle enerji saçıyor. Ne yapalım yani, işimizin de bir parçası aslında iyi görünüyor olmak. Çok bu konuda hani delirmiş durumda değilim tabii ki ama. Özel hayatıyla da bir fenomen. Demet Özdemir'in aşkları, itirafları ve sırları geliyor. All my ladies pop your backs with it. Son dönemin en popüler kızlarından biri o. Güzeller güzeli Demet Özdemir bugüne kolay gelmedi. İşte Özdemir'in şöhret hikayesi. Kariyerine dansla başladı. 2009 yılında ekranla ilk tanıştığı Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut klibinde oynadığında henüz 17 yaşındaydı Demet Özdemir. Yakışır mı? O klipte dansçı olarak yer aldı çünkü o yıllarda Anadolu Efes takımının dans grubunun bir parçasıydı. Bakın nasıl anlatıyor Demet Özdemir Show TV'ye. Arkada tanımıyorum o zaman. Allah'ım oğlum beni keşfetti diye rahat ediyorum sanki. Böyle bir hallerim var yani. Ama ne yapayım, çok küçüğü. 16 yaşındayım. 17 yaşındayım. Ya, ne yapabilirim yani? Dans günleri yıllar sonra canını da sıktı. Bazı televizyon programlarında dans ettiği görüntülerin tartışılmasına uzun yıllar sessiz kaldı ama sessizliğini sonunda bozdu. Bittik dedim. Yani bir şey oldu, ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey yapmadığımın çok farkındayım. Vay Demet'e bak ya, gördün mü, dansçıymış eskiden. Bu dil ne? Yani evet dansçıydım zaten, biliyordunuz. Fakat bir şey yakalamış gibi davrandılar. Bu sefer ne oldu biliyor musun? Ya annem izliyor ve şunu düşünüyor. Keşke dans etmeseydi Demet hiç. Çünkü şu anda müthiş bir ivme kazandı, müthiş bir yerde. Ne oluyor, kendini suçluyor. Buna ne gerek var? Oyunculuğa ilk adımlarını dansla attı. 2012 yılında oynadığı bir reklamda hostes oldu. Danslarıyla uçakta güvenliği anlattı. Kemerleriniz gösterilen şekilde bağlanır. Belinize göre ayarlanır. Ve açılır. İlk dizisinde süper güçlü elektrik kızı oldu. Yeteneği ve enerjisi ona dizilerin kapısını açtı. 2013'te ilk dizisi Sana Bir Sır Vereceğim de elektrik kız olarak ünlendi. Hadi aile. Çocukcağız kalbini kazanmak için o kadar uğraştı. Sen ona sırtını dön. Demek ki savaş umurunda değil. Sana torpil yaptım anlayacağım. Ölürse zelle üzülmeyeceğim birini seçtim. Evet, Türkiye'nin ilk fantastik dizisinde oynadığı Aylin karakteri ellerinden elektrik saçıyordu. Demet Özdemir, şimdilerde güzelliğiyle saçtığı elektriği ilk dizisinde elinden veriyordu. Aylin dur, dur. Bak korkutuyorsun beni. Konuşalım ha. Hadi güzelim ha. Dur sakin. Aylin dur, ne yapıyorsun? Delirdin mi ya? Dur. Çok özür dilerim. Yıllar sonra Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda o yılları şu sözlerle anlattı. Ben elektrik saçıyordum ellerimde. Ama bugün de hiçbir şey kaybetmediniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. I'll keep you company. I
İlk diziyle yakaladığı başarı onu önemli projelere yönlendirdi. 2014'te Kurt Seyit Şura dizisinde Alya karakteriyle yer aldı. Şura'nın kalbini kazanmak için dilendim durdum. Ama hiçbir faydası olmadı. Şimdi de senin alçak bir katil olduğunu biliyor. Demet Özdemir o dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Fahriye Evcen gibi isimlerle oynadı. Seni çok özledim. Demet Özdemir'i şöhrete kavuşturan romantik komediler. 2015'te Demet Özdemir'in kendini en iyi ifade ettiği romantik komedi dizileri serisi başladı. Çilek Kokusu dizisinde garson kız olarak çıktı karşımıza. Hemen. Bir kola alayım. Yaz aylarında geçen dizide Demet Özdemir güzelliğiyle de büyüledi ekranları. Romantik komedileri hep sevdiğini söyledi Demet Özdemir. Ah ne isterim romantik komedi ayı. Yani kalbimin böyle en köşesinde duruyor hala. İlk sinema filmini 2015'te çekti. Tut Sözünü filminde kendi ismiyle oynadı ve sinemadaki acemiliğini attı. Ne gideceğim onunla, sirke mi gidilir ya? Niye ya? Bedava sirke balından tatlıdır derler. Yani iyi ben de işte öyle oturuyorum öyle. Ben de oturuyorum. Canım sıkıldı biraz. 2016 yılında siyah saçıyla kamera karşısına geçtiği No 309 dizisinde şöhretini pekiştirdi Demet Özdemir. Ya lütfen dans etmeye gidelim, yalvarırım. Ya oturur musun, düşeceksin. Ya lütfen gidelim ne olur. Vefasını da gösterdi Demet Özdemir o yıllarda. Dans ettiği yıllarda dansçısı olduğu Bengü'nün Hodri Meydan klibinde rol aldı. Çekti. 2017'de ilk mesleği dansla asıl mesleği oyunculuğu birleştirdiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun projesi çıktı karşısına. Binnur Kaya ve Uras Kaygılaroğlu'yla birlikte yer aldığı filmi ilgi gördü. Haşofmanın var mı yanında? Haşofman mı? Ya biz buna havlu asıyoruz. Çıkartma. İndir o ayağı. Benimkini de indir. Dans dersi alıyorum ben. Dans dersi mi? Hayırlı olsun. Düğün için mi? Ben lafı düğüne getirdim. Sen buradan dümdüz yürü. Tamam, nikah şahidim benim. Devam et. Çok güzelsin. 2018'de Can Yaman'la başrolde yer aldığı Erkenci Kuş dizisini çekti Demet Özdemir. Ben mi? Yok ya. Nesinden korkayım? 2019 yılındaki dizisinin ardından son olarak Şükrü Özyıldız'la Aşk Taktikleri filminde oynadı Demet Özdemir. Karla gelmedik mi? Geldik. Biz balonda mıyız şu anda? Bir saniye. Aslı bir dakika. İyi değilim. İyi değilim. Dans videolarıyla her daim gündemde. Mesleğinin yanı sıra dansa da devam ediyor Demet Özdemir. Çektiği dans videolarında kıvrak figürleriyle baş döndürüyor. Birbirinden güzel danslarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu Demet Özdemir. Demet Özdemir'in aşka bakışı ve medyatik aşkları. Demet Özdemir, Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajların birinde ilişkide en büyük motivasyonunun arkadaş kalabilmek olduğunu söylemişti. Ya biraz arkadaş gibi olabilmek, rahat olabilmek bence en büyük motivasyonu. O zaman işte yanında bir yabancı varmış gibi değil, daha aynı zamanda da arkadaşın varmış gibi hissettiğinde
Tabii ki sıkılma oranın da düşüyor ya. Bence en büyük motivasyon olur. Demet Özdemir aslında kıskanç olduğunu ama bunu törpülediğini düşünüyor. Tabii zaman geçtikçe ben kendi adıma söylemem gerekirse kesinlikle ben törpülediğimi düşünüyorum. Bir de yere zamanı kişiye göre çok değişen bir şey olduğunu da fark ettim. Eskiden daha koşullu, daha kan beyine falan gitmiyor ya uzun bir süre kıskançlık hissedildiğinde. Tabii ki daha derin nefeslerle bunu çözebilir hale geldim. Ve Demet Özdemir'in bir erkekte en sevmediği şeyler cinsiyetçilik ve kabalık. Böyle cinsiyetçi konuşan erkekler beni biraz sinirlendiriyor ve itiyor aslında. Bu benim hoşlanmadığım bir dil. Yani aslında bir sürü şey bulabilirim. Yani kabalık olabilir, böyle şeyler. Yani konuşmaya, anlayışa böyle uzak olan erkeklerden bahsediyorum aslında. Gelelim Demet Özdemir'in geçmişten bugüne yaşadığı aşklara. Demet Özdemir'in ilk medyatik ilişkisi Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'leydi. Beraber fotoğrafları yok ama Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'le bu karesi yansımıştı basına. Birlikte görüntü verdiği ilk medyatik aşkını oyuncu Yusuf Çim'le yaşadı Demet Özdemir. Sen bahset istersen. Ben her şeyi anlatmadım. Öyle mi? Demet Özdemir, kısa süren Yusuf Çim'le ilişkisi sonrası aynı dizide oynadığı Furkan Palalı'yla birlikteliğiyle gündeme geldi. Onu bir şey söyleyeceğim. Tüyo vermeden bir video çekmemiz lazım. Tamam çekelim. Kayıt hemen. Güzelliğiyle herkesin dikkatini çektiği yıllarda hayatına bir futbolcu girdi. O dönem Beşiktaş'ta oynayan Oğuzhan Özyakup'la tekne tatilinde görüntülendi Demet Özdemir. Bir yıl bile sürmeyen Oğuzhan Özyakup aşkı sonrası oyuncu Seçkin Özdemir'le el ele görüntülendi Demet Özdemir. Hem o evlilikle ilgili yaptığım açıdan genel olarak evliliğe dair fikrimdi. Bizim için daha böyle bir şey konuştuğumuz için çok erken. Çok erken. Çok erken. Hepsi çok kısa süren bu aşk maceralarının ardından hayatına Oğuzhan Koç girdi. Oğuzhan Koç'la olaylı başladı ilişkisi. Yağmur Tanrı Sevsin'le Oğuzhan Koç'un eski ilişkisi hep gündeme geldi. Buna rağmen aşkları ilerledi, evliliğe kadar yürüdü. Muhteşem bir düğünle evlendiler. Günlerce konuşuldu düğünleri. Evlilik sonrası ilk özel röportajında Ömür Sabuncuoğlu'na konuşan Demet Özdemir çok mutluydu ve kendisine Demet Özdemir Koç diye hitap edilmesini istiyordu. Demet Özdemir Koç lütfen. Düğünleri çok konuşulmuştu her detayıyla. Demet Özdemir'in gelinliği de olay yaratmıştı. Gelinliğine gelen espri ve eleştirilere de Show TV'de yanıt verdi Özdemir. Sinetlik falan dediler. Evet yani. Güldüm de. Evet. Çünkü ne olursa olsun giydiğim bir gelinlikten bu kadar yaratıcı fikirler çıkıyorsa ne mutlu bana. Gerçekten ülkemin espri anlayışı da çok hoşuma giden tarafları var. Ama evlilik çok kısa sürdü. Bir yılı bile doldurmadan soluğu mahkemede aldı Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç. Evlilik son bulurken onlar artık iki yabancıydı. Bir şey öğrendiysem eğer, karşılığı yokmuş meğer, her aşk gibi bu da bir gün biter. Güzelliğiyle de çok konuşulan Demet Özdemir. Son birkaç yıldır magazin dünyasının en çok takip edilen isimleri arasında yer alan Demet Özdemir, sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesine sahip. Güzelliği ve stili çok konuşulan isimlerden Demet Özdemir'in yüz güzelliğini korumak için yüz yogasına başladığı biliniyor birkaç yıldır. Yani bu ilk defa denedim. Arkadaşım yaptırdı da anlattı bana. Şimdi yüzün yani yaş geçtikçe sarkmasını engelliyor. Erken başlamak böyle şeylere çok önemli. O yüzden bir deneyeyim dedim. Çok da tatlı geçti. Fit olma konusuna kafasını takmıyor gibi görünse de her daim formunu korumak için çaba içinde güzel oyuncu. Fit durmak başka bir konu ama kilo her zaman alınıp verilebilir. Bu hani benim takıntı haline getirdiğim bir şey değil. Çünkü dönemsel, şimdi karantinadaydık hatırlayın. Herkes inanılmaz kilolar aldı. O yüzden ben yapımcıların da böyle şeyler söylediğini pek düşünmüyorum.
eğer karaktere uygunsa o fizik, buna çok takılacağını da düşünmüyorum. Ama bence her kadın olduğu haliyle kusursuz zaten. Stil konusu da Demet Özdemir için önemli. Yeni şeyler denemeyi seviyor. İşimizin de bir parçası aslında iyi görünüyor olmak. Çok bu konuda hani delirmiş durumda değilim tabii ki ama böyle güzel ürünler denk geldiğinde elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Her kadın gibi ayakkabı ve çantaya çok para harcıyor ama indirimde kovalamayı seviyor. Ayakkabı ve çantaya para o kadar hastalık değil ama yani normal kıyafete göre daha çok para harcadığım söylenebilir. Ama kıyafetlerimi hiç böyle her şey marka olsun takıntım olmadığı için belki de çok son zamanlarda dikkat ettiğim için iyi uyduruyorum belki de renkleri, tarzları. Belki de o yüzden tabii ki ederim, niye etmeyeyim. Yani kolay kazanmıyoruz sonuçta değil mi? Demet Özdemir'in bilinmeyenleri. Sosyal medyayı etkin kullanan Demet Özdemir fake hesap kullanmıyor. Peki senin fake hesabın var mı? Vallahi yok. Bak gerçekten sana bak mı? Gerçekten program bitsin göstereceğim. Öyle oluyor ya. Hani iki tane arkadaşlarım da var çünkü. Nedenini söyleyeyim mi? Gerçekten ben çok çabuk yakalanırım. Yani ne için açtıysam onu. Evet. Yani eğer takip etmek istemediğim, görüntüsünü istemediğim birine bakıyorsam da, atıyorum ne bileyim oradan sadece alışveriş yapacaksam da, aklına ne geliyorsa, ben inan karıştırırım onu zaten. O yüzden hiç yeltenmiyorum. Sosyal medya bir dönem ona yüzeysel gelirken, değişen çağla birlikte artık vazgeçilmezi. Vallahi bu zamana kadar bu kadar yaygın değilken sosyal medya, bu benim için çok gerçekten yüzeysel geliyordu bu cümle. Ama artık gerçekten dönem ve devir değişiyormuş gibi hissediyorum. Hoşlanmadığım şeyler de çok ama çok güzel haberler aldığım şeyler de çok. Gerçekten böyle tanışan ve mutlu olan arkadaşlarımı da biliyorum. Ama gerçekten yüzeyselliğin had safhasında yaşanılan hikayeler de duydum. O yüzden bence biraz da zaten doğru insanı bulmak, yakalıyor olmak çok. Yüzdesi çok düşük bir şey. Çok konuşulan isimlerden biri sosyal medyada. Bunun için arada sırada telefondan uzak durmayı tercih ediyor. Telefonu biraz az kullanmaya başlayarak da bu oldu. Yani zaten yoğunluğum böyle aşırı başladığında çok vaktim olmuyor evde. İnan daha kaliteli yaşamaya başladım. Ama her an gözümün önünde aktığında ister istemez okumasam bile inan kelimeler hafızanda kalıyor. Yani o görsel hafıza seni alıp götürüyor bir yerde. Demet Özdemir dans geçmişinden dolayı bir Nesrin Topkapı hayranı ve onun hayatını canlandırmayı istiyor bir gün. Nesrin Topkapı olabilir. Evet. Nesrin Topkapı olabilir. Ya ne güzel olmuş. Evet. Son birkaç yılda Demet Özdemir. Aktif olarak dizi ve film çalışmalarında hız kesmeyen Demet Özdemir'in ses getiren projelerinden biri 2022'de Buğra Gülsoy'la birlikte oynadığı Dünyayla Benim Aramda projesi oldu. Hiç kimse böyle ayaklarımı yerden kesmedi beni. Hayatımın aşkını buldum ya. Masallarda falan olur sanırdım. Meğerse gerçekmiş. İşte ben o Tolga'yı geri istiyorum. 15 milyon insan arasında bulduk biz birbirimizi. Ama aynı evin içinde kaybettik. Mutsuzsan ayrılacaksın kızım. Dehli gitsin ne var? 4 yıl emek vermişim ben bu ilişkiye. Ayrılmak öyle kolay mı? Samimiyetiyle, enerjisiyle ve kendini sürekli geliştirmesiyle Demet Özdemir, dönemimizin dikkat çeken oyuncularından biri. Daha uzun yıllar onu konuşacağız gibi görünüyor. All my ladies, pop your... We'll be right back.